Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Kasa Reboot'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Ve 16. bölümü biraz önce çekmiş olmama rağmen bölüm adımını hatırlayamadım. Şimdi bu bölüm arası neler yaptım? Buna neler ekledim? Sharp ekledim. Quartz. Atak damage'ını arttırıyor. Redstone ekledim. Haste. Atak speed'imi arttırıyor. Luck ekledim. Lapis ama Lapis Stone neredeyse bitti. O da luck ekliyor. Ve bunun yanı sıra buna da Emerald ekledim. Bu da durability'sini %50 arttırıyor. Zaten hayvan gibi bir durability'si var. Evet. Şimdi gelelim Open Computers'e. İlk önce yapmamız gereken şey bolca transistor craft etmek. Şimdi 9 set craft edelim. Transistör. Ve transistör craft edince açılan bir achievement'a bayılıyorum. 9 tane. 3 set daha doğrusu. 6 tane gold nugget gerekecek o zaman. 2, 3, 4, 5, 6. Tamamdır. Ve başka ne lazım? Kağıt. Gelin bakalım. Voila. Tell Red I said hi. Evet, bu espriyi anlayanlarınız varsa güzel bir oyunu oynamışsınız demektir. Anlamayanlarınız varsa eğer söyleyeyim, Super Giant Games firmasının transistör oyununa gönderme. Hatta kanalımda incelemesi var. Evet, şimdi bunu yaptık. Aslında bir 9 tane daha yapsam güzel olabilir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bu arada bu işe girmek için biraz kaktüs topladım. Evet. Çöl dünyamda nerede bulunuyor diye soracak olursanız J. Tabii içeride olduğum için gözükmüyor. Şimdi gözüküyor. Burada. Evet, bayağı bir dolaştım kısacası. Şimdi gelelim. İlk olarak bir adet charger yapmam gerekiyor. Bunun için biraz cable'a ihtiyacım var. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Cable, 2 tane de redstone alalım. Evet. Not a dirty wire. Open computers achievement'ları. Evet. Şimdi bu tamam. Bunu yapmam gerekecek. İşlemci vesaire vesaire. Şimdi ilk olarak bana ne lazım? Bundan bir tane lazım. Sen ne istiyorsun? Iron ingot. 6 tane. 5, 6, 1, 1 mi 2 mi? 2. Evet. Achievements. Evet. Batteries included'ı yapacağım. Şimdi gelelim neler craft edeceğiz. İşlemciye bir gidelim. En üst tier'ı craft edersem eğer... APU değil, bana normal CPU lazım. Diamond chip. Bayağı bir şey gerekecek. Mikroçip de gerekiyormuş. Şimdi. Bir tane redstone. 4 tane. Evet, bu arada Open Computers ile uğraşacaksanız bu bayağı işinize yarayan bir olay. Şimdi devam edelim. Sen ne istiyorsun? Saat istiyorsun. 1. 2.
2. 1, 2, 3, 4. Evet. Gel gelelim bundan lazım. Ah, bu sıkıntı olacak. 2 adet redstone. 1 adet diamond. Valla. Gel bakalım. Hop, seni zaten yapmıştık. Sen de eksiksin. Ve ilk işlemcimizi craft ediyorum. Edemiyoruz. Ediyoruz. Edemiyoruz. Ve artık ediyoruz. Evet, overclocked'u veriyormuş bize. Herhangi bir işlemci craft ettiğimiz takdirde. Bu arada achievement isimleri bayağı eğlenceli. Evet. Congratulations, you are doing it right. Deathpunk'ın Random Access Memories albümüne bir bakın derim. Evet. Hot Dog Dealer. In Case of Trouble. Hey. But such delicious sounds. LFG. Peki. Tamam şimdi. Bana bir adet kasa lazım. Tabii ki de tier 3 kasa yapacağım. Siz gelin. Bakalım başka ne lazım? Chest lazım. 4 tane diamond lazım. 5 tane diamond lazım. Chest. Aa, bu arada şunu söylemişlerdi. Evet. Asıl bir stack alayım yanıma. Evet. Gel bakalım. Sonra sen. Gel. Ah. Printed circuit. Bunu yapmam gerekiyor. Ve burada cactus green'e ihtiyacım olacak. Ve bunun anlamı kendime yarım stack cactus green pişireceğim. Lel. All smelting. Senin de all smelting moduna alalım. Şimdi printed circuit. Değil mi? Gold ve clay. Clay block. Voila. E sen de buraya gel. Bu 3-3 smelt ediyor tabii ki de. E şunlara da upgrade'lerimizi yerleştireceğiz. Evet, şimdi bunlar ola dursun. Evet, ilk üçümüz hazır. Güzel. Şimdi kasa. Evet, kasamız hazır. Ve kasamızı nereye yerleştirelim? Güzel soru. Ben de emin değilim. Sanırım buraya yerleştireceğim. Evet, kasamı buraya yerleştirdim. Buraya da neyimi yerleştireceğim? Öleceksiniz. Ancak kasamı yerleştirdiğime göre kasanın içine bakabiliriz. Ve CI ve NI ile alakalı çok güzel bir özelliği var. Üstünde durduğunuz blok boşluklarda hangi itemların oraya girebileceğini gösteriyor. Tier'larına kadar. Bu arada bu yaptığımız en üst düzey kasa, kendiliğinden disk sürücüsü falan filan da var. Ve en üst seviye işlemcimi bunun içine atayım. Bu arada bir de APU var. APU'nun muhabbeti içerisinde ekran kartı da mevcut. Open Computers ile Computer Craft'ın ufak bir farkına değineyim. Open Computers ile bilgisayarlar tamamen modüler. İşlemciler arasındaki fark, Supported Components kısmına bakıyorsunuz, 16 yazıyor bunda mesela. Bakalım başka ne var? Heh. 8, 12, 16. Komponentler nedir diye soracak olursanız bilgisayara koyduğunuz parçalar. Redstone kartları şudur budur, pek çok şey komponent olarak kabul ediliyor. Evet, şimdi RAM yapalım. Bu ev kullanımınız olduğu için bunu ben şimdiden en yüksek düzey yapayım. Tek bir RAM modülü bana yeter aslında düşünecek olursak. O yüzden böyle iki tane gold circuit lazım. 1, 2, 3, 4,
5, 6. En üst düzey renin bir tane. Şimdi neler gerekiyor başka? Data kart. Bunlara gerek yok. Ekran kartı lazım bana. Tier 3 memory. Bu. Bu. Ve bu. Kart base. Sizler gelin. Şimdi. Tier 3 ekran kartı yapacağım. İlk önce memory'mizi yapmakla başlayalım. Kendime biraz diamond alayım. 33 tane diamond'ım varmış. Gel bakalım. Evet, craft'ı normalde bölüm içi yapmayacağım ancak burada yapmak istiyorum. Çünkü bir yandan da Open Computers hakkında konuşma fırsatım oluyor bu sayede. Iron Nugget. Bu arada Open Computers'ü benim Computer Craft'a tercih etme sebeplerimden bir tanesi genel olarak yapabileceği şeylerin daha yüksek olması. Bunu serinin ilerleyen kısımlarında göreceksiniz ancak en önemli farklardan bir tanesine değineyim. Open Computers'ün yapabildiği ve Computer Craft'ın yapamadığı çok önemli bir şey ve evet, we accepted cards. Kart kabul ediyoruz. sanki bir dükkandan alışveriş yapıyormuş gibi bir espri. Evet, şimdi gel bakalım. Tamamdır. Devam edelim. Sen. 4 tane nugget. Evet. Ve bunlar da hazır olduğuna göre evet. Ekran kartımız Last Gen. Son nesil. Evet, ekranımız hazır. Bu hazır, bu hazır. Tamamdır. Başka nelerimiz lazım? Ha neyse. Open Computer... Ups. Open Computer ise Computer Craft'ın en önemli farklarından bir tanesi ve ben bunu neden yaptım? Neyse. Şöyle güzel bir farkı var. Computer Craft'ı dünyadan çıktığınızda ya da o chunk yüklenmeyi bıraktığında o bilgisayar yazılımı çalışmayı durdurur. Onu her seferinde otomatik çalıştıracak bir şeyler hazırlamanız lazım ve kaldığı yere hiçbir şekilde hatırlamaz. Yani programınız orada bayağı bir kısıtlanır. Open Computers'da böyle bir dert yok. Open Computers'da bilgisayarı açık bırakın. Çok ilginç hesaplamalar yapsın ve her seferinde farklı bir adım yapsın vesaire vesaire. Mesela random bir number sayı üzerinden hesaplamalar yapsın sürekli ve her seferinde farklı bir sonuç bulacak. Ve o önceki sonuç üzerinden devam edecek başka bir işlem yapacak. Böyle bir program yazın. Computer Craft'ta bunu yaptığınızda kaldığınız yeri hatırlayamaz. Onu hatırlayacak özel bir şey yapmanız lazım. Yani en son durumu kaydetmeniz lazım bir şekilde ki bu ekstra işlem gücü demektir. O kaldığınız yerde bir dosyaya kaydetmeniz gerekiyor. Open Computers'ta yapacağınız şey çok basit. Sadece açık bırakın. Evet, bu. En son kaldığı yeri Open Computers çok rahat hatırlıyor. Şimdi, ekran kartımızı yaptık. Hard diskimizi yapacağız. Ancak hard diskten önce benim çok önemli link kart değil, internet kart. Evet. 1, 1, 2, 3, 4. İnternet kart, gel bakalım. İlk önce seni yapalım, sonra... Interweb. Evet, internet kartı yapmak için böyle bir şey gerekiyor. 8. Interweb. In one interweb you can account. Evet. Voila, bağlandık. Ve Obsidian'da redstone torch lazım. Steam var mı? Var. Redstone var mı? Tabii ki de var. Obsidian'ın var mı? Burada var. O zaman internet kart. Gel bakalım. Valla. Ve tabii ki de achievement'ı yok galiba. Oops. Achievement. Now we are talking. Neyse. Evet, internet kartımızı da koyduk. Wireless network card. Normal network card'la bunu kabul edecek mi acaba?
Evet, Redstone kartımız da var. Şimdi Wireless Network kart. Wireless Network karta benim bayağı bir ihtiyacım olacak. Ve tabii ki de kalan son Ender Pearl'ümü de harcıyorum buna. Bir ara bayağı bir Enderman bulmam lazım. Evet. Tabii ki de Achievement almadı. Neyse. Devam edelim. Bütün ihtiyacımız olan kartlar şu an bunlar. Data karta falan filan bu sistemde hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Bunlar serverlarda kullanılacak. Onlara değineceğim ve tabii ki de şimdi hard disk. Ah. Sen. Gel bakalım. Sonra piston lazım bana. Iron. 1, 2, 3, 4, 3. Evet. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Voilà. Tabii ki de hard diskimizi yapabiliriz. En üst kapasite hard disk. Evet, şu an teknik olarak sistemimizin hazır olması lazım. Ancak bir BIOS'umuz yok. Evet, BIOS'umuzu nasıl yapacağız? İlk olarak bize kağıt lazım. Redstone torch lazım. Kağıt yapması kolay. Evet, kağıt gel. Redstone torch. Öncelikle bir adet redstone stick lazım. Redstone torch gel. Bakalım şimdi ne eksik? Gold nugget'lar. Evet, gold nugget'larımız da tamam. Ve evet, ancak bunu bu şekilde sakın koymayın çünkü bu tamamen boş bir BIOS. Bununla ne yapacağız? Bununla bir adet Open Computers menüyü kullanacağız. Ancak bize gelen değil. Aslında dur. Direkt şunu kırabilirim. Evet. Bir adet transistör ve bunu alalım. Voila! İkinci bir Open Computers menüyü. Ve bunu bununla beraber koyduğumuz takdirde Lua BIOS. Voila! Evet, şimdi nelere ihtiyacım var? Çok güzel soru var bunlar. İlk olarak bir adet ekran. Ve power converter. Bana bir adet gold, 2 adet gold, 4 adet de iron lazım. 3, 4. Power converter. Valla ve sen buraya geleceksin. Evet, bunun enerjisini bu besleyecek. Şimdi, başka ne lazım? Monitör lazım. En üst seviyeyi yapacağım. Cam lazım. Glowstone lazım. Obsidian lazım. Glowstone'um şurada. Ah, buradaymış. Kaç tane lazım glowstone? 3. Cam 1. Ve voilà. Monitörüm hazır. Tabii bunun yanı sıra başka ne lazım? Klavye. Evet, klavye lazım. Şimdi, totalde ne kadar malzeme lazım? Klavye için bir bakalım. 9, 4, 3, 5. Şunu bir yapalım. Bir tanesi hazır. Evet. Ve klavyemizi yapalım. Evet, keyboard skill'inde bir problem var şu an. Buraya koyalım. Tabii ki de şu an çalışmayacak.
Aslında bu direkt çalışmayabilir. O zaman ne yapalım? Şuraya bir de stone koyalım. Tamamdır. Şimdi çalışıyor. Evet ve son olarak ne lazım bana? Bir adet disket lazım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Üç adet kağıt. Bir adet telle var. Ve bu bir adet örümcek öldürmem lazım. Ama örümceğim nerede? Muhtemelen aşağıda, değil mi? Bakalım. Hayır, değilmiş. O zaman nerede en ufak bir fikrim bile yok. Evet, jetpack'im var ancak hala zıplayıp duruyorum. Ha, örümceğim buradaymış. Tamam, artık örümceğim yok. Tamamdır. Yok. Neydi? Ha, tamam. Flop diskimizi yapalım. Lever lazım bana. Bir adet lever. Floppy disk. Ve tabii ki de kağıt lazım. Ve tabii ki de ben bir fantezi yapmak istiyorum. Disk drive neredesin? Disk drive, disk drive. Ah, burada. Stick, mikroçip ve piston. Iron, redstone'um var. Stick tabii ki de yapacağım. Drive. Gel bakalım. Wood lazım bir de. Evet. Sticky piston değil, normal piston. Sticky pistonu da kabul ediyor çünkü. Evet. Disk drive'ım hazır. Disk drive'ı da buraya koyuyoruz. Ve tabii ki de son parça. Bir tane daha kitap. Evet, bir tane daha kitap. Ve bununla ne yapıyoruz? Disketimizi alıyoruz. OpenOS. Evet, şimdi bunu açmaya çalıştığımız takdirde herhangi bir boot edecek medya bulamıyorum. Bunu buraya koyabiliriz bu arada. Şu şekilde de alıp sokabiliyorsunuz ya da şuraya sokabilirsiniz. Ancak ben biraz immersion istediğim için ve bu arada bu şekilde sağ tıklayarak çalıştırabiliyorsunuz ve işletim sisteminiz çalışıyor. Voila! Bu arada bir şey kontrol etmeyi unutmuşum. Computronics'in bakalım OpenCV Craft'la olan özellikleri aktif oldu mu? Sanırım olmadı. Evet, olmadı. Sağlık olsun, bakarız artık. Dur bir saniye. Computronics. Magical Memory. Ha, Creative Memory. Tamam. Open Computers. Evet. Şu an işletim sistemimiz açılmış durumda. Ancak ufak bir durum söz konusu. Şu an bunun üstünden çalışıyor. Hard diskte yok. Bunu nasıl yapacağız? Install diyoruz. OpenOS'i kuralım mı diyor. Yes diyor. Yeah diyoruz ve kurmaya başlıyor. Dın 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 dın. Bir de burada bir şey bakacağım. Evet. Mikroçip Tier 2.
Kalmış mı elimde hiç? Hayır, kalmamış. Evet. Kurdu. Bir yes mi no mu sorusu soruyor. Ancak ben önce şu disketi çıkartacağım. Yes diyorum ve disket olmadan şu an boot ediyor. Çünkü bütün veriler hard diskin içinde. Voila. Ve bu arada internete de bağlıyız. Onu da söyleyelim. Şimdi LS dediğimiz takdirde bulunduğumuz klasörü gösterir bize. Ancak home klasörümüzde herhangi bir şey yok. LS slash yazdığımız takdirde kök klasörümüzü, yani hard diskin tüm tamamını gösterir. Eğer kullandığımız programların çoğunu görmek istiyorsak LS 1000 diyoruz ve burada kullandığımız programların önemli bir çoğu yer alıyor ve ondan components dediğimiz takdirde şu an sistemimize bağlı bütün komponentleri gösteriyor. File system herhangi bir depolama birimi, ki şunu taktığım takdirde ikinci bir file system gözükecek. İkinci bir file system, çünkü bu ikinci bir file system. Bu arada sanırım senden kurtulabilir. Senden kurtulursak evet, disk drive'ımız gözükmüyor komponent olarak, ancak şimdi gözüküyor. İnternet kartımız, modem şu. Bu arada normal, bu da modem olarak geçiyor olması lazım, emin değilim ondan. GPU, tabii ki de ekran kartımız vesaire vesaire. Hepsi birer komponent. Yani komponentlerin nasıl kullanılacağını ilerleyen videolarda size anlatacağım. Evet. CD dersek bu arada eğer şu an kök dizindeyiz. Bulunduğumuz klasör kök dizin. ETC, bu klasörün hepsinin farklı bir olayları var. Linux'a alışkınsanız bu klasörlerin ne işe yaradığını biliyorsunuz demektir. Çünkü OpenOS, yani Open Computer'ın işletim sistemi tamamen Linux temel. Linux temelli demeyelim de Linux baz alınarak yapılmış bir sistem. Yani kullanımı neredeyse Linux'la aynı. Evet. Koyalım. Ne yapacaktım? Önemli bir şey unuttum. Bir adet wrench yapacaktım. Onun için bu lazımdı bana. İki redstone. Ve sen bir transistörlerim nerede? Hah, burada. Bakalım. Evet. Bu Open Computers'un wrench'i ve böyle işlere de yarayabiliyor. Öğrenmiş olduk. Ama benim asıl kullanacağım sebep şu. Kendi diskleri. Open Loader, Builder, Generator Upgrade, OPPM. Evet, asıl ihtiyacım olan şey bu. Ve eğer tekrar install dersek OPPM'i kuralım mı? Evet. Hangi diske kuracağımızı seçiyoruz. OpenOS'e kuracağız tabii ki de. Ve şu an OPPM'i kuruyor. OPPM nedir diye soracak olursanız, program kurmak için, internetten program kurmak için kullanacağımız bir zımbırtı. Ve şu an kurulmasını bekliyoruz. Evet, bu arada hard diskte hareket olduğunu şuradan görebilirsiniz ve eğer şu an oyunun seslerini açarsam duydunuz mu bilmiyorum, ancak ufak bir düt 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 tarzı gerçek disket okuyormuş gibi bir ses. Evet, OPPM yazdığımızda bunları görüyoruz. OPPM list. Ve OPPM'den programları görebiliyoruz. Bütün bu programların listesi Open Computer'ın sitesinde mevcut. Hangi işlere yaradığı, kendi programlarınızı koymak için bir Git deposu oluşturmanız lazım. Gerçi şu an GitHub Türkiye'de yasaklandı, ancak işe yarar mı bilmiyorum. Unutmadan bakalım. Evet, bayağı ilginç şeyler var. Install Git repo.
Bakalım indirecek mi? Şu an deniyorum. Git'ten bir şey indireceğim. Git'ten Git'e erişmek için bir program indireceğim. Evet, bakalım indirecek mi? Evet, indirdi. Tamam, çalışıyormuş. Muhtemelen yasaklanmış protokolü kullanmıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Ki muhtemelen ben de programlarımı Git'e yükleyebilirim. Öyle bir durumda. Oh yeah. Widget'imiz var mı? Evet, widget'imiz var. Tamam. Evet. Open Computers bu şekilde. Ve unutmadan Open Computers için craft etmem gereken şu an çok çok önemli bir şey var. Onu craft edeyim. Çünkü sonraki bölümlerde bunu bayağı bir kullanacağım. O da nedir? Neredesin sen? Assembler. And relay, redstone IO, read, 3D printer, power distribution, motion sensor, visualizer, disassembler değil. Heh, electronic assembler. Tamamdır. Çok kolaymış. Tamam. Bir tane daha lazım. Sonra devam edelim. Sen lazımsın. Sen lazımsın. Tabii ki de pistonlar lazım. Ama pistona geç. Tabii ki de. 9 aldım ama olsun. Evet. Assembler. Evet. Bunu robot yapmak için kullanacağız. Enerjiyi direkt bundan alacak. Bu arada Open Computers enerji kullanıyor. Ama çok az bir enerji kullanıyor. Yani içiniz rahat olsun. Çok ağır işlemler yaptırmadığınız takdirde. Evet. Open Computers'e hızlı bir giriş yapmış olduk buradan. Serimizin odak noktalarından biri olacak bir mod kendisi. Ve unutmadan Open Computers demişken önemli bir şey yapasım geldi şu an. Evet, biraz gri dye alalım. Evet, bilgisayarı bu şekilde renklendirebiliyorsunuz. Ama bana açık gri lazım. Açık gri istiyorum. Evet. Evet. Ve Open Computers'e girişimizi yaptık bu bölüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler, iyi eğlenceler. Ve sanırım sonraki bölüm öncesinde ben bir şeyler craft etmiş olacağım.